teklifin tüm üzerinde söz isteyen gruplar adına Barış ve Demokrasi Partisi grubu adına Ertuğrul Kürkçü, Mersin Milletvekili. Buyurun Sayın Kürkçü. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, bu önümüze gelen 375 sayılı kanun hükmünde kararname ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin aslında bu kanunun gündeme alınıp alınmaması konusunda daha önce yapılan görüşme sırasında grup başkan vekilimizin yaptığı açıklamada olduğu gibi onu aynen tekrar ederek söylemek istiyorum ki Türkiye'nin şimdi içinde yaşadığı günler ve gündemle bütünüyle ilgisiz, kendi sırasında görüşülse ilzam ettiği kesimlerin herhangi bir hak kaybına yol açmayacak olan bu içeriğin bugün gündeme getirilmiş olmasının herhangi bir biçimde Türkiye siyasetinin doğru rayda sürdürülmesiyle, yurttaşların hak ve çıkarlarının korunmasıyla bir ilgisi olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü bir kere her şeyden önce Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı temelli meseleler bakımından bu kanunun taşıdığı bir aciliyet yoktur. İkincisi, bu bir kanun hükmündeki kararnamenin çıkartıldığı sırada telaşla çıkartılırken unutulmuş, akla getirilmemiş ya da ihmal edilmemiş, ihmal edilmiş kimi bölümlerini şimdi onarmak, gidermek, bunlara hükümetin ve onun arkasındaki parti çoğunluğunun çıkarları ya da gerekçeleri istikametinde yeni bir karakter kazandırmayı öngören bir değişiklik önergesi. Fakat asıl büyük problem olduğu yerde durmaya devam ediyor. Bu da gerçekte bir kanun hükmündeki kararnamenin şimdi bir kanun ile değiştirilmek isteniyor olmasıdır. Buradaki garabete dikkatinizi çekmek isterim. Hükümet henüz bu kanun hükmündeki kararnameyi onaylanmak ve yürürlüğe kanun olarak sokulmak üzere meclise getirmiş değildir. Ama oradaki değişikliği bir kanun ile yapmak azmindedir. Bunu açıklamak gerçekten bir yasama tutarlılığı açısından asla mümkün değildir. Daha önce de çeşitli defalar söylemiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde hiçbir zaman olmadığı şekilde yasama ile yürütme arasındaki bağların bir bütün olarak koptuğu, yürütmenin kendi başına buyruk bir biçimde hayatına devam ettiği, yasamanın yani buradaki vekillerin, halkın temsilcilerinin ise meclis çoğunluğunun iradesi böyledir diye yürütmeyi herhangi bir biçimde denetleme kapasitesi gösteremediği, Türkiye'nin gündemini meclise taşıyamadığı, önüne dizilmiş olan hükümet için öncelikli meseleleri karara bağlayan bir noter konumundan asla uzaklaşarak kendi iktidarına sahip, kendi gücüne sahip, kendi yönetme erkine sahip bir iktidar organı olarak asla hareket edememektedir. Ben meclisimizin bütün üyelerinin hangi partiden olurlarsa olsunlar milletin vekili olarak bu mecliste kendilerinin bir iktidar gücü olduğunu hatırlamaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Sizlersiniz. Siz olmazsanız hükümet olmaz. Millet bir hükümet seçmiyor. Millet bir meclis seçiyor. Bu meclis kendi işlerinin bazılarını görsün diye kendisine bir hükümet tayin ediyor. Güya kağıt üzerinde usulen böyle gibi. Ama hakikatte nasıl? Hakikatte işte hepimiz görüyoruz. Usulen başka türlü bu kanunlar görüşülemeyeceği için hükümet ya da ilgili komisyonlar buraya geliyor. Onun dışında mecliste asla görünmezler. Yoklar. Zaten meclisin önüne getirdikleri meselelerin kendi çoğunlukları tarafından onaylanacağından emindirler. Bir tek gün olsun, bir tek gün olsun
çoğunluk partisinden bir üyenin de buraya gelen bir mesele hakkında aykırı bir görüş belirttiğine tanık olmayız. Böylelikle otomatiğe bağlanmış bir biçimde hayat sürüp gider. Biz de yasama görevimizi yaptığımızı düşünürüz. Hakikaten düşünüyor musunuz? Ben size sormak istiyorum. Kimileriniz dinleme zahmetinde bile değiller. Olur, dinlemeyin. Ama nihayet bu kayıtlar, bu zabıtlar bir gün yeniden gözden geçirilecek ve insanlar kendilerini nasıl uyarılmış oldukları hakkında kendilerine bir ayna tutulduğunu görecekler. Ben bu halde Türkiye'nin kaderi bakımından tayin edici bir rol oynayan bir organda çalıştığımızı kendi payıma hissedemiyorum. Hükümetin hiçbir icraatını denetleyebilmek, hükümetin hiçbir icraatını onun istemediği tarzda dönüştürmek ve değiştirmek, hükümetin hesap verilebilirliğini sağlamak bakımından aslında etkisiz, yetkisiz, iktidarsız, güçsüz bir organ haline Türkiye Büyük Millet Meclisi gelmiştir. Bence her şeyden önce bu yasa vesilesiyle bunu düşünmemiz yerli yerinde olur. İkinci mesele, meclisin gündemiyle memleketin gündemi arasında eğer gündem dışı bir söz alınmazsa hiçbir ilgi kurulamaması paradoksuyla karşı karşıyayız. Gerçekten burada söz alan bütün milletvekili arkadaşlarımız kaçınılmaz bir biçimde meclisin gündemini Türkiye'nin gündemine yaklaştırmak için hile-i şerriyeye başvurmak zorundadırlar. Yani aslında yasanın aleyhinde söz alıp lehinde konuşmakta ya da lehinde söz alıp aleyhinde konuşmakta, yani bir etik kusur işlemeden siyasi bir doğru tavır ortaya koyamadıklarını görme çaresizliği içinde veya aslında gündem dışı konuşmalarla gündemi yakalamaya çalışmaktadırlar. Ne kadar tuhaf değil mi? Ne kadar paradoksal. Gündem dışı ile ancak gündem yakalanabiliyor. Ve meclis kendisi hakkında ve kendisine tevdi edilmiş Türkiye'yi yönetme görevi hakkında bazı sözler söyleyebiliyor. Eğer iktidarın yani hükümetin gücünü aşabilirse, yani yürütmenin gücünü aşabilirse, aslında öyle bir zaman hiç olmuyor. Ben o nedenle bu kanun hükmündeki kararnamelerle Türkiye'yi yönetme alışkanlığına hükümetin nasıl bir çare bulacağımızı hepinizin ve hepimizin düşünmesinin asıl mesele olduğu kanaatindeyim. Nasıl olabilir de, nasıl yapabiliriz de halkın bize verdiği memleketi yönetme, onun adına bütün Türkiye'nin akıbeti hakkında karar verebilme ve bu kararı yürütmek için kimi insanları aramızdan görevlendirme işini layıkıyla yapabiliriz? Ben muhalefet gruplarının çoğu kez büyük bir çaresizlik içinde kaldıklarını gözlüyorum. Çünkü ne yapsalar ne deseler bir kulaktan girip öbüründen çıkıyor. Bütün tasarılar geldiği gibi gidiyor. Bir tek virgülü değişsin göreyim. Bir tek konuda herhalde bu oldu. Emekli maaşlarına %40 değil de %60 oranının uygulanması bakımından o zaman da zaten muhalefet iktidar arasında bir fark da kalmamıştı. Herkes iktidar gibi olmuştu. Hakikaten o zaman bir iktidar kullanmış olduk ama bunun da millet vicdanında bir karşılığı olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi efendim bu bir şeyi değiştirmez. Şimdi ben onun aksine konuşuyorum. Hiçbir şey değiştirmez. Aynı eleştirileri sırası geldiğinde yaparız hanımefendi. Niye dertleniyorsunuz? Onun da sırası gelir. Onu da yaparız. Bizim evet. Bunlar bir şey değiştirmez. Bunlar yapılmış olan bir hatanın yapılmamış olduğu anlamına gelmez. Burada bir irade sahibi olmanız hatada onu hata olmaktan çıkartmaz. O nedenle bunlar benim söylediklerimi doğrulayan istisnalardır. Bunun bir farkı yok. Şimdi sevgili arkadaşlar gelelim memleketin gündemine. Memleketin gündeminde çok temelli bir mesele var. Memleket esasen Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bir iç çatışma riskinin üstesinden nasıl gelebileceği hakkında düşünmeye çalışıyor.
Türkiye'de fikir yapanlar, kanaat sahipleri, halk, çatışma bölgesinde yaşayanlar, siyasi parti temsilcileri, buradaki bütün partilerin bölgedeki temsilcileri, Türkiye'nin batısında yaşayan ve bu çatışmadan dolaylı olarak etkilenen herkesin gündeminde aslında Türkiye'de sürüp giden ve önlenemeyen, bir rotaya sokulamayan, bir çözüme kavuşturulamayan çatışma meselesi var. Ama bu çatışmanın nasıl çözümleneceğine dair biz karşımızda bir hükümet önerisi bugüne kadar göremedik. Bir bastırma faaliyeti ötesinde. Bir bastırma faaliyetinin sonuçlarının neye mal olabileceğini, çünkü sorunun aslında bastırma ile çözülemeyecek bir sorun olduğu için sonuçlarının neye mal olabileceğini daha çok yakında gördük. Çok yakında hepimiz gözlerimizle gördük, kulaklarımızla duyduk ki bölgede yaşayan kaçınılmaz bir biçimde başka hiçbir çareleri olmadığı ve hayatın doğal akışı öyle olduğu için bölünmüş yurtlarının diğer tarafında kalan akrabaları, hemşerileri, aşiret üyeleriyle alışveriş yapmak için katırlar üzerinde yolculuk yapan insanlar isyancı sanılarak bombalandılar, öldürüldüler ve bunun yarattığı vicdan yarası bugün Türkiye'nin tamamında gündem olarak konuşuluyor. Herkes bu meselenin içinden nasıl çıkarız? Bu çatışma derinleşmeden, bu çatışma herkesi her yerde yarmadan, herkes komşusunun aslını faslını araştırarak onunla ilişkisini, geleceğini tayin edecek duruma düşmeden, Türkiye bir dizi iç çatışma geçirmiş komşularına benzemeden bu badireden nasıl çıkabilir diye düşünüyor. Fakat biz burada öncelikli mesele olarak aslında gündemin sonundaki maddeleri öyle orada görüşülse olacağı halde öne alarak bu meseleden kaçmaya çalışıyoruz. Tabii ki kaçamıyoruz, kaçamayız. Hiçbirimiz karşı karşıya kaldığımız bu vehametten kaçamayız. Başbakanın yaptığı gibi hiç kaçamayız. Bu meseleyi erbabına teslim etmek, aslında gerçekleşmiş olanın ne olduğunu anlamak için meclise bir araştırma komisyonu kurmak, bağımsız bir araştırma kurulu görevlendirmek, bu araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak bir yargıya varmak yerine hükümet çoktan karar verdi. Bir kasıt yok. Bir kasıt yok, bir suç da yok ama biz tazminat öderiz. Bir kasıt olmadığını nereden biliyorsunuz? Araştırdınız mı? Şimdi mahkemeye sevk ettiğiniz dizi dizi albaylar, generaller, orgeneraller, onlar da bir kasıt olmadan bir şeyler yaptıklarını söylüyorlardı. Şimdi onları suçluyorsunuz, suçlattırıyorsunuz. Kasıtları vardı, onu yapacaklardı, bunu yapacaklardı diye. Peki bir yargı süreci olmadan bu kastın olup olmadığını anlayabilir miydik? Hala anlayabilmiş değiliz. Belki de var, belki de yok. Peki bu olayda olmadığını nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? O köylülerin kasıtlı bir biçimde ortadan kaldırılmaları için bütün birimlerin sevk ve idare edilmediğini nereden biliyoruz? O kadar bilebilecek durumdaysak niçin oluyor? O nedenle bir kere hükümetin bu meseleyi ele alması, yürütmesi, yönlendirmesi bütünüyle ve bütünüyle kendi iktidarıyla ilgilidir. Asla ve asla oradaki yurttaşların baktığı yerden hayata bakmamaktadır. Buradan bizim hükümetimize bir zayiat gelir mi gelmez mi? 35 tane insanın hayatını kaybettiği bir yerde bir hükümet zayiata uğrasa ne olur, uğramasa ne olur? Kendi yurttaşları, kendi halkı, kendi insanlarının uğradığı felaket karşısında bu kadar kendine, bu kadar kendi emrindekilere sahip çıkmayı anlamak mümkün değil. Bunu çözmek zorundayız, bunu anlamak zorundayız ve bunu anlamak için kafa yoranlar sadece muhalefetin üyeleri, o sıralarda oturanlar değil. Bu sıralarda oturanlar değil. Bugüne kadar hükümeti desteklemekte asla şaşmış olmayan pek çok kanaat önderi, köşe yazarının neler yazdığını görmek için hükümeti bugüne kadar destekleye gelmiş özellikle gazetelerin, köşe yazarlarının yazdıklarına bakınız. Yeni Şafak'a bakınız, Taraf'a bakınız, Zaman'a bakınız, diğer gazetelere bakınız. Düşünen insanlar her tarafta bu işteki bit yeniği nedir diye
çözmekle meşguldürler ama hükümet bize parmağını uzatmakta ve bit yeniği yok, problem sizsiniz, bütün bunları siz çıkardınız diyebilmektedir. Hakikaten içinizde buna inanan var mı? Hakikaten içinizde bizim iblis olduğumuz için bütün bunların ortaya çıkmış olduğunu düşünen var mı? Eğer bu varsa iblisi evvel kendisidir buna inanan. Yok, olamaz. Çünkü hakikat bu değil. O zaman bu hakikatten kaçmayın arkadaşlar. Gelin bu işi çözmek için şiddetten başka bir çare bulalım. Şiddetten başka bir çarenin nerede yattığına dair kafa yoranlara kulak kabartalım. Kendi geleceğini, kendi istikbalini bir ayaklanmayı bastırma şerefinde gören zavallı güvenlik elemanlarının aklı bir hükümetin aklı olabilir mi? Elindeki alet sadece çekiç olan, çekiçten başka hiçbir alet tanımayan, gördüğü her sorunu çivi sanar ve onu çakarak çözebileceğini zanneder. Bir asker böyle düşünebilir, bir polis böyle düşünebilir, bir istihbaratçı böyle düşünebilir. Peki bir politik heyet, bir hükümet, bir meclis böyle düşünebilir mi? Meclis böyle bakabilir mi? Buradaki üyelerin buraya gelip gelmemelerini tayin eden, önlerine sandık koyduğunuz insanların davranışlarını çözebilmek bakımından, anlayabilmek bakımından, onların kafasına çekiçle çivi çakma fikrini, onları bastırma, onları bastırarak yok etme fikrini, insanlara geleceklerini kurtarabilmeleri için oğulları ve kızlarını öldürmenin en iyi çare olduğunu anlatmanın yolunu arayanların aklı, hükümet aklı olabilir mi? Ne yazık ki başbakan ve onun yakın yardımcıları bir güvenlik kliğinin eline tutsak düşmüşlerdir. Onlarca yıl bunun karşısında söz söyleyip bunun karşısında pozisyon almaya çalıştıktan sonra şimdi nihayet bir güvenlik kliğinin elindedirler. Onların gösterdiği yoldan ayrılamamaktadırlar. Genelkurmay Başkanı'nı sorguya çekmek aklına gelmemektedir Başbakan'ın. Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamayı bize inandırmaya çalışmaktadır. İnanmayana da hakaretin bini bir paradır. Bütün hakaretlerin hepsini iade ediyorum buradan. Hepsini. Biz hakaret edilecek hiçbir şey yapmadık. Derdimizi edeplice söyledik. Yas içinde olan insanların dilini acılaştırmadan kullanmaya çalıştık. Sorunu ortaya koymaya çalıştık. Ama karşı karşıya kaldığımız şey ağzını açtığı zaman tuvaletten başlayan bir başbakan suretidir. Buna layık mısınız arkadaşlar? Bu meclis işini gördürmek için böyle bir heyet mi seçmiştir? Bu mudur Türkiye'ye layık olan? Bu mudur kendi geleceğimizi kurtaracağımız, kendi halkımıza hizmet edeceğimiz ekibin dili? Böyle mi konuşulacaktır? Böyle mi dinleyecektir insanlar birbirlerini? Asıl meselemiz budur. Yoksa TOKİ'nin şu yasası geçmiş, bu yasası geçmiş. Nasıl olsa geçer. Nasıl olsa bunlar yapılır. Çünkü burası zaten hükümetten gelen kanunların onaylandığı bir yer değil mi? Ama silkinip kendimize gelip bu memleketin geleceği bize emanet edildi, bize bırakıldı. Bunun içerisinden çıkabilmek için bir anlaşma yolu, bir çözüm yolu bulabilir miyiz diye birbirimizi dinlemenin bir çaresi yok mu? Bunun yolu açılamaz mı? Partiler bu bakımdan birbirlerini dinleyemezler mi? Hakaret mi dinlemek zorundayız sabahtan akşama kadar? Ölen insanların hesabını sorduğumuz için. Sevgili arkadaşlar, 35 insan asla orantılı olarak olduğu söylenemeyecek bir biçimde, bırakın köylü olmasını, kaçakçı olmasını ya da olmamasını, tutalım ki isyancı, tutalım ki gerilla, tutalım ki kalaşnikovlarıyla sınırı geçiyor. Bunu yapmak için, onları önlemek için, ben terörist demiyorum demek zorunda da değilim. Mecbur muyum sizin dilinizle konuşmaya? Ben senin dilini dinliyorum. Sen de benim dilimi dinleyeceksin. Burada herkes aynı lisanı konuşmayacak. Herkesin aynı lisanı konuştuğu yerde demokrasiden söz edemezsin. Benim dilimi de öğreneceksin. Ben terörist demiyorum. Sen öğreneceksin. Her şeyi öğreneceksiniz. Herkes sen öğrenecek. Lütfen karşılıklı konuşmayalım. Ediyorum iki tarafa da. Siz de susun, onlar da sussun. Lütfen. Sayın Kürşü, devam edin efendim.
Bir şeyi anlamanın ilk yolu onu adlandırmaktır. Nasıl adlandırırsan öyle anlarsın. Terörist dediğin için anlamıyorsun ne olduğunu. İsyancı dediğin zaman ne olduğunu anlayabilirsin. Türkiye'yi yönetenler zamanında bu kadar güvenlik doktrinlerine saplanmadıkları zaman aslında bunun bir isyan olduğunu kaç kere söylediler. Ne oldu da son 5 yılda mı terörizm oldu bunun adı? Türkiye'de hepimizin anlayarak çözmek zorunda olduğumuz bir sosyal, iktisadi, kültürel hatta diplomatik bir mesele var. Osmanlı topraklarında yaşar. Teşekkür ederim Sayın Kürtçü. Teşekkür ederim. Süreniz doldu efendim.